Hocam neden çoraplarınızı salonun ortasına bırakırsınız? Ben mi? Çorap kullanmıyorum. Yanlış bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Çorapları salon ortasına mı bırakıyormuş sorunlar? Hocam hatalı? neden dağınız? Ha, neden muhtemelen, dağınız? Muhtemelen, evet muhtemelen sorulmaya çalışılan şey neden dağınız? Neden eşyalarımız olması gerektiği yere değil de her yana saçıyor. Valla herkes öyle değil. Bu biraz dönemsel ve kişisel bir şey gibi. Çünkü dış ortamın özellikle düzenli ve tertipli olmasını sağlamadan herhangi bir şeye konsantre olamayanlar da var. Ben evet. biraz öyle bir tipim. Teoriye göre aşırı görsel belleği yüksek olanlar görsel dikkati yüksek olanlar dış ortamda belli bir düzen istiyorlar. Bu düzen tabi dışarıdaki bir insana düzenli görünmeyen bir düzen de olabilir. Yani kendi içlerinde yaptıkları, kendi zihinlerine uygun bir düzen de olabilir ama mesela o düzende bir şey değiştiği zaman o insanlar rahatsız olurlar. Bize böyle dağınık gibi gözükse de bazen her şeyin onlar için bir yeri vardır. Böyle elini attı mı kapalı gözüyle o şeyi bulabilir falan. Dolayısıyla böyle insanlar yüksek derecede görsel insanlardır. Ben mesela beni birçok insan oyalanmakla falan itham etmişti erken yaşlarımda. Ya bir işe başlayacaksın yok masayı düzelteyim yok odayı toplayayım yok bir şey bilmem ne yapayım falan diye oyalanıyorsun sürekli derlerdi. Halbuki yıllar sonra öğrendim. Bende hala aynı şey var. Gerçekten özellikle yeni bir işe başlayacaksam, mesela bir yazı yazacaksam en az bir yarım saatimi ortamı derleyip toplamaya, bulaşıklarımı kaldırıp yıkamaya falan filan harcarım. Çünkü mesela içeride kirli bulaşıklar, ortada duran bir şeyler olduğunu bilmek bile benim dikkatimi dağıtıyor. Bu biraz görsel imajinasyon yoluyla çalışan insanların yaşadığı bir sorun gibi. Ama görsel hafızası ya da dikkati daha zayıf, ona mukabil, mesela diyelim işitsel belleği, işitsel dikkati daha yüksek olan insanlarda. Aynı şekilde mesela sessiz ortamlarda daha rahat çalışıyorlar. Dışarıda bir ses olduğu zaman mesela onların hemen dikkati o tarafa gidiyor. Daha farklı zihinsel durumlar var. Mesela dokunsal dikkati olanlar illa yazacak, illa dokunacak, mıncıklayacak, eliyle manipüle edecek. Ben böyle 30 tane defter olacak, her birine başka bir şey yazacak falan filan. Böyle biraz daha bedensel olarak angaja olmayı seviyorlar. Onların da mesela dünyasını yık defterlerine dokunma ya da ne bileyim işte duvara postitte bilmem neler yapıştırmıştır. Onların belli bir düzeni vardır. Onları eleme. Çünkü onlar dokunsal hafızayla bir şekilde yaparlar. Kısacası herkes dağınık değil. Hepimize göre bu sistem değişiyor. Bu arada birçok şey bize soru yorumlarda da Hazal da artık alışmıştır. Normal mi diye soruluyor. Bu normal mi? Arkadaşlar normal diye bir şey yok normalde. Yani normalde. Normal dediğimiz şey böyle bir istatistiksel veri kümesinin ortasında kalan kabaca ortalama dediğimiz ve genellikle sıkıcı olan yani üzerinde konuşmaya değmeyen herhangi bir ilginçlik barındırmayan alandır. Esas bizim hayatımızı eğlenceli yapan şeyler o böyle gauss eğrisi dediğim şey solunda ve sağında kalan iki aşırı uçta bulunan şeylerdir. Bizim günlük aktivitelerimizin birçoğu zaman zaman bu ortalamadan büyük sapmalar gösterir. Fakat eğer bir davranış artı ya da eksi tarafta sürekli ve tekrarlı olarak marjinal bir dışa vurum sergiliyorsa biraz daha şöyle söyleyeyim de devamlı çoraplarını çıkarıp salonun ortasına atıp gidip yatıyorsan burada bir problem olma ihtimali yüksek yani sadece çoraplarını salonda bırakmak gibi protesto vari bir eylem takıntılı bir şekilde oluyorsa bu biraz bir obsesyon gibi ya da başka tür bozukluklar gibi durumları düşündürebilir. Onun dışında arada bir anormallik yapmak son derece normaldir. Çünkü insan zaten normal dışı bir varlıktır genel yapısı, yaşayışı itibariyle. Bana inanmıyorsanız insanın fabrika ayarlarını okuyun, ürün yerleştirme. Neticede hakikaten tuhafız ve normal olmak bizim işimiz değil. Mesela farelerin genel işi normal olmak olabilir. Zürafaların hakeza. Ama insan böyle büyük kitleler halinde normalleşmeye başladığında o böyle bir koyunlaşma hali, bir durağanlık hali, bir çökme hali ve bir sosyal durgunluk hali meydana geliyor. İnsan dinamizmini kaybediyor. O yüzden normal mi soruları yerine normal mi anormal mi diye sorduğumuz şeyde şuna bakarak çok net bir karar verebiliriz. Bu benim sosyal, kişisel, entelektüel, bedensel sağlığıma işleyişime zarar verecek boyutta bir anormallik mi? Bir bakın oraya. Eğer zarar veriyorsa uzman desteği almanız lazım ki bu bir patolojinin işareti olabilir. Değilse değiştirmeye çalışın eğer sevmiyorsanız. Baktığınızı değiştiremiyorsunuz ya da onu değiştirince başka bir şey bozuluyor. O zaman bırakın çorapları salonun ortasında. Çok problem yok yani. Bu demek ki yapısal olarak sizin orada kendinizi gevşek hissettiğiniz kısım. Dağınıklığın en önemli sebeplerinden bir tanesi. istenmeyen dağınıklığın. Kendimde olduğu için biliyorum. Bulunduğunuz ortama ve yere, mekana yeterince konsantre olmamakla alakalıdır. Bizim zihnimiz... Çok dar projektör gibi bir dikkat alanı var. Onun dışında gerek kalan her şey zihnimiz için tali, ikinci derecede, üçüncü derecede önemli şey haline geliyor. Ve eğer siz mesela kafanızda devamlı bir hesap kitap problem varsa, bir derdiniz varsa, bir çözülmemiş sıkıntınız, herhangi bir şeyiniz varsa ya da sürekli olarak kafayı ilerideki bir hedefe bir şeye taktıysanız ortalığın darma duman olması çok normaldir etrafınızda. Çünkü ikinci planda kalan şeylere o aktif dikkati yöneltemeyebilirsiniz. Aynı zamanda benim biraz önce size örneğini verdiğim etrafı derleyip top toplama çalışmaya başlamadan önce benim gibi tiplerin genellikle tercih ettiği şey neyi sağlıyor? Bir avantajı da var bu işin. Dikkatinizi belli bir süre yaptığınız işin dışında bir şeye odaklayarak haberi caizse dikkatini o bölümünü biraz dinlendiriyorsunuz başka bir iş yaparak. Sonra kendi işinize neyse yazma, çizme, resim ne yapıyorsunuz artık oraya yöneldiğinizde dikkatiniz daha taze bir yapılanmayla işe koyulmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bir dikkat antrenmanı gibi düşünelim sürekli olarak kafanız takık vaziyette başka konuları düşünüyorsanız ortalığın dağınık olması çok normal. Kısa konuşacağım dedim ama bir örnek vereceğim çok hakikaten. Ergen çocuğu olanlar mesela bunu çok iyi bilir. Ergen olanlar demeyeceğim şimdi ergen olanlar için bu meselenin bilinebilirliği de pek mümkün değil. Hani derler ya mahiler ki derya içidir deryayı bilmezler diye. Balıklar suyun farkında olmazlar. Ergenler de biraz onun gibi. İçinde yaşadıkları şeyi çok bilemeyebilirler ama büyüyünce anlaşılıyor bu iş biraz. Mesela birçok ergenimiz darma duman. Hayatları daha dağınık odaları dağınık ilişkileri dağınık kafaları dağınık neden çok hızlı bir değişim dönüşüm süreci geçiriyorlar hem bedensel hem zihinsel hem psikolojik hem ruhsal olarak dolayısıyla bu hızlı değişimin içerisinde Allah'ım Allah'ım ne oluyor derken hayat böyle tren gibi geçiyor etraflarından ergenlik dönemi o yüzden böyle bir erişkin gibi tutarlı normal Yeknesak davranışların daha az görüldüğü bir zaman dilimi. Ergenlere bakınca anormalliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu tekrar anlarız. Eğer biz ergenlik dönemimizde öyle olmasaydık, büyüdüğümüzde pek bir işe yarar bir organizma olamazdık. Orada hayatı öğreniyoruz. Orada bu dertlerle bir şekilde şekilleniyoruz. Ve sonra ileride nasıl bir insan olacaksak işte ona doğru hızlı bir dönüşüm geçiriyoruz. Çoraplardan Nerelere geldik efendim? Nerelere geldik çoraplardan. Evet. Hocam yorumlarda bir yorum geldi. Aha. <laughs> Daha esas bir... dur dur hazal dur Abi. ama reklam kokuyor bir dakika. Ama olsun alacağım. İşte kelliğin ve saç dökülmesinin çözümünü bulduk. Valla Didex kimsiniz bilmiyorum ama yaşım 50'ye geliyor. 50'den fazla mucizevi hikaye duydum bu konuyla ilgili. Hepsi tırt çıktı. Bulursanız bence Açık Bey'in YouTube kanalına yazmayın. Gidin Nobel'inizi alın. Paşa paşa bilmem kaç milyon sterlin parayı da yiyin. Çünkü o konunun çözümü henüz yok. Artı olsa da artık umurumda değil. Zira I love my boldness you know.